Şimdi malumatla şerh ve izah var ya, böyle şey çok gündeme yapılmış. Karıştırılıyor ve karıştırmaya çok müsait bir konu. Şerh ve izah bir, malumat iki. Şerh, izah, malumat üç tane şey. He yani. Yani ikisi bir, şerh ve izah ayrı. Malumat mesela Kastamonu 56'da söylüyor bunu. Şerh ve izah vazifenizdir diyor. Tamam mı? Şerh ve izah vazifenizdir. Baksana. Malumatlarımı çıkartmayacağım diyor dükkanımda. Şimdi o zaman şer ve izah ve malumat arasında ne fark var? Böyle tamam mı? Şimdi 107 muhakematta diyor ki, 107 muhakematta eğer diyor bir metin, Kur'an için kullanıyor. Kur'an için kullanıyor. Müfessirlerin sözleri. Müfessirlerin sözleri ne kadar Kur'an'a uyuyor? Ha? Valla 269. Ha, valla 269'da malumat, tamam mı? Şimdi, 269'da değil mi? Evet. Ha, şimdi, Kur'an'ın şerh edenler, izah edenler kafayı kaldırsa ve bir şey anlatsa, eğer dur, o anlattığı, şerh ve izah yaptığı o sözü, manayı, bir mana hakikatını soru sorsak adama değil, manaya, ey mana sen kimsin? Neyin nesisin? Nereye aitsin? Eğer o mana ben falan ayetin manasıyım, falan ayetin işaresiyim, falan ayetin zahrun, battun, hattun, mutalaun, ilmelekin, alelekin var ya böyle, sucunun, gusunun, hattun, mutalaun, işari, remzi, termi. Ha. Eğer ortaya çıkarttığı manaya soru sorduğumuz zaman bizi o ayete götürüyorsa, falan şeyin hakikatiyim, falan şeyin manasıyım, falan şeyin gusununum, hattım, zahrum, mutalaun derse bunun adı şerh ve izahtır. Bu makbuldur diyor usta. 107 mahkematta. Eğer kafa kaldırıp da konuştuğu mevzuyu soru sorsam sen kime aitsin, nerede yerin dediğim zaman eğer o yani derse o malumattır. Onu çıkartma diyor. Örnek vereyim mesela. Allah'ın azamet ve büyüklüğünü göstermek için. Evet arkadaşlar, 1 milyon güneş dünyamızdan 1 milyon 400 bin defa büyük. Her saniye 1 milyon 400 bin ton atom nükleer bir reaksiyonla patlama yapıyor. Saniyede şöyledir. Merkezinde 40 milyon santigrat derece ateş var. Kabuğunda şöyledir. Böyledir desen, bir dur bir desen. O manaya. Bana dedi ki dur. Manaya soru soralım. Manaya soru sorsak. Bu anlattıklarıma. Nerede yazıyor? Var mı öyle kabul edecek bir yer? Metin ile ille metin sarih değil. Bunun içine alacak şey var. Usta tam tersini var. Hayret ve dehşet veriyor diyor. Değil mi? Felsefecilerin ifadeleri hayret ve dehşet veriyor. Yani muhabbete vesile olmuyor. Yani bir sevgiye, Allah'a karşı bir şey istiyor. Böyle bir şey yapıyor. Ha, bu nedir? Bu malumattır. Bunu sokma. Peki şer ve izah ait sen uyguladığından bir tane söyle. Mesela evlenirken insan modellerinden bahsediyorum. İnsan modellerinden bahsediyorum. Bu nereden çıkarıyorsun? Hani şey modeli çıkarttın. Fatıma modeli, Hatice modeli, Asiye modeli, Rabia modeli, Meyre modeli. Ondan sonra Ayşe modeli 6. Bir tane de var çok önemli. Nuh Aleyhisselam'ın karısı ve Lut Aleyhisselam'ın karısı kafir. O da sen gafletken, nurcu değilken almış olduğun kadın modeli olsun. 7 model. Erkeklere ise peygamber değil, o model şey değil. O numune intisal artık. Hazreti Ebu Bekir modeli, Ömer modeli, Osman, Ali vesaire, Hasan Hüseyinler var. Bunlar modeldir diyorum evlilikte veya ilişki kurarken insanlarla münasebet. Bunlar nereden çıkartıyorsun?
bu soruya, bu çıkartma anaya, bu modellere soru sorarım. Sen kimsin? O der ki senin 24. sözün ikinci dalındanım. Katre, Zühre, Reşa. Üç karakter ama üçünün de üçer tane modeli var. Katre'nin de üç model, Zühre'de üç model, Reşa'da üç model. Ne yaptın? 9 model. İnsan karakteri çıkıyor. Tamam. Bu insan karakterini eyleme dönüştürüyorum. Ömer, Ezel. Peki, bunu dese ki, sen bunu çok hüsnü zanla çıkarttın. Aslında o model mevzusu doğru. Ama Kur'an'da şunlar çıkmış. 9 tane öne çıkan karakter var. 1. İsa modeli var Kur'an'da. 28 peygamber var da ama öne çıkan. İsa var, Yusuf var, Musa var, Peygamber aleyhissalatü vesselam var, Muktedai Kül. Ondan sonra İbrahim aleyhisselam var, çok meşhur şeylerde şey alacağımız. Ondan sonra fedakarlık noktasında şey var, Eyüp aleyhisselam var, Yunus aleyhisselam var, tamam mı? Ha? Süleyman aleyhisselam şey modeli hatta. O cinlerle bu böyle şeylerle meşgul olmak, olmamak vesaire. Tamam. Ha, bu modelleri Kur'an'da bu. Risale-i Nur'da da modeller var. Hüsrev abi modeli var. Hulusi abi modeli, hiç düşünmür mü? Hulusi abi modeli var. Zübeyir abi modeli var. Sungur abi modeli var. Tamam mı? Sıdık Süleyman abi var yani. Diğerleri Sungur abi var ama Abdullah Yiğit abi modeli yok. O çıkmadı çünkü bir defa mı ne görüşmüş, bir yarım saat. O kadar şey modeli yok yani. Mesela Vaaz modeli var, o da abi, ikisi de sağ. Sait Özdemir abi model. Tamam. Ha, şu nereden çıkarıyorsun? Oradan çıkarıyor. İşte şer iza mı, malumat mı? Kafayı kaldır, çıkan şeye soru sor. Sen kimsin? Nereden geldin? Ben şuradan manayım dediği zaman... Ha, bu şer ve izahattır. Bu makbuldur, emirdir. Kastamonu'da sizin şer ve izah vazifeniz devam ediyor diyor. Edecek. Peki bunu çok önemli. Fiili tatbikatını göster. Öyle bir tamam. Beni cerbezeyle şey yaptın. Böyle mantık kuruluşunda yaptın diyebilir. Fiili. Bağla bunun tamamen örneğidir. Mesela en Risale-i Nur'a sadık İhlas'ta birinci kim? Daha kimse var mı ondan? Birincidir diyor İhlas'ta. Sonra birinci İhlas'ta olursa alt semini sadakattır. Sadakatta da birincidir. Değil mi? E, İhlas'ta olunca İhlas birinci sırada geliyor. Sadakat ikinci geliyor. Tamam. Barla'ya bakın. O ustada takdim ediyor. 11. lemayı birinci işareti diyor. Ustadım şöyle anladım. İkinci işaret böyle anladım. 11. sünnet-i seniye risalesini. Ondan sonra Hafız Ali abi modeli var. O da böyle anladım, böyle anladım diyor. Hüsrev abi modeli var. Böyle anladım, böyle anladım. Yani şimdi Hüsrev abiye silahlarda çekiliyor değil mi? Bazen böyle şey yapıyorlar. Ya şöyle, ama ustad Hüsrev'e alemde bulunmak direkt benim alemde bulunmaktır diyor. Risale'nin alemde. Risale'nin alemde bulunmaktır. Ama hatıralar var. Hatıraya mı uyacağız, kitaba mı uyacağız? Vallahi istersen 10 kat ustad Said Nursi söylese... Abilere hususi, hizmeti buraya kadar veren. O, ona aitti. Risale-i Nur, Said Nursi'ye ait değil, Bediüzzaman'a aittir. Bak gördün mü ölçüyü? Şimdi, bu Üstad Hazretleri Hüsrev abinin, Hulusi abinin, Zübeyir abinin, tarihçi onun, Zübeyir abi modeli var. Bizim model o. Yani bizim bu dairenin şeyimiz o. Onu model alıyorum ben mesela. Bu ders noktasında yapma şekli iki tane mesela internetlerde var. Muhabbetle vesvese hakkında dersi var. 2 saat. Tamam. Ha, şimdi bu iki model ve bu kadar abileri modeli Barla'da ne yapmış? Ustad da almış. Risale-i Nur'un metni değil. Ben böyle anladım ustadım diyor. Şiirle ifade etmiş Risale-i Nur. Risale-i Nur nedir? Tamam mı? Zekan. Onu gitmiş fiilen koymuş. Anlayışlarını koymuş. Risale-i Nur değil ha. Ustadım böyle anlıyorum diyor. Ustad da bize örnek çıkarıyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim ama biraz yaslanın. Ağır gelebilir. Çok ilginç. Yaslan. Geniş daireden başlayacağım. İçeriye gireceğim.
Çok mühim. Vehhabiler der ki, Kur'an'ı esas alın, onu şerh ve izahı ve hayattaki açılımı olan Kütüb-i Sitti, Sünnet isimli peygamberi devre dışı yapıyorlar. Yani hayattaki yansımaları Kur'an'ın. Kur'an peygambersiz anlaşılmaz. Anlaşılmaz bir kitap, muallimsiz olsa manasız, kağıttan ibaret kalır diyor. Şimdi Vehhabiler diyor ki, İmam Azamları, müfessirleri, mücedditleri kale almayın diyor mu? Direkt Kur'an'ı çapın. Kur'an'da ne anladınızsa o. Ve bu iddialarıyla ehli sünnetten ayrılıyorlar, ehli bid'a oluyorlar. Öyle değil mi? Oysa Peygamberimiz Aleyhisselam ben nasıl yaptımsa yapın diyor. Şimdi gelelim bu kanunu, aynı Kur'an'da cari olan bir kanun, Risale-i Nur'da da mervidir ve caridir. Tamam. Şimdi bazı insanlar diyor ki ne anladınsa odur. Hayattaki ve düşüncedeki karşılıkları abilerin anlaştırır. Nasıl anlamış bunu? Kardeşler bunu nasıl anlamış? Mana mertebesini dur diyenler nedir? Ne yapmış? İlmi bilmeyerek durdurmuş. Ne yapmış biliyor musun? Yastan dediğim şu. Kur'an'ı dinleyin, hadis-i şerifi dışına bakın diyen mezhep imamlarını, onu izah eden mücedditleri, müfessirleri devre dışı yapan diyen bir adam değil midir? Buna itaat etmek, o adama itaat etmiş olmuyor musun? Şu tuzağı görüyor musunuz? Güya Kur'an'ı gösteriyor, Kur'an'a, Kur'an esastır, diğerlerini devre dışı yapın diyen adama ittiba edersen, Kur'an'a ittiba etmiyorsun, adama ittiba ediyorsun. Risale-i Nur'u düz oku, diğer izah yapma, şerh yapma diyen Risale-i Nur, bunu uyarsan, Risale-i Nur'a uymuyorsun, adamın fikrine uyuyorsun, anlayışına uyuyorsun, meşrebine uyuyorsun, adama ittiba ediyorsun. Kendini ayıramayan birisi bu tespiti yapamaz. Bunu yapamaz. Dolayısıyla onun için yaslanın dedim. Bak, Risale-i Nur'dan başka bir şey var mı? Vay be, hakikaten ne sadık ya. Oysa ilme düşman. Niye? Eğer metni esas alıp düşünceye yollarını kapatırsanız ilim durur. İlim İslam dünyası durur. Gazali'yi almazsanız, Kur'an'ı metni alalım. Rabbani'yi almazsanız, Bediüzzaman'ı almazsanız, İmam Azam'ı almazsanız, İmam Ali'yi ölçü almazsanız, ben ve halifelerimi de ölçü alın diyor. İlim durmaz mı? İlim durur. Burada tuzak şu, bilerek veya bilmeyerek. Kur'an'ı esas alın. Kur'an temeldir. O vicdanımızı acayip aktif ediyor. Oysa bu ilme düşmanlıktır. Ehl-i sünnetin dışına çıkmaktır. Kur'an'a hizmet değildir. Kur'an'ı sıkıştırmaktır dar sahalara. Benim mealimi okuduyor abi. Tabii. Ya benim mealimi. Peki bunu diyen kim? Kur'an'ı alınsın diye. Alim bir hoca değil mi? Ona ittiba ediyorsun. Oysa Allah Resulü diyor ki yaptığım gibi yapın. Ustadın yaptığını ve ikinci emirden de söylüyor 232'de. Yakınımda olanlar ve tarz hareketimi görenler aynı yapmalarını vasiyet ediyorum eylem itibariyle. İçsel hayatınızı emir dahiliyle tanzim edeceksiniz. Fiil dünyasını Kastamonu ile yapacaksınız. Hayattaki duruşu İbrahim'i duruşunuz böyle duruşunuz tarihçe ile yapacaksınız. 20 mecmua kadar kuvvetli ve kıymetlidir diyor tarihçe için söylüyor. Nasıl ki Vehhabiler Kur'an esas alın, karıştırmaya başka hiçbir şeyi, mealle gidin, lugatiyle gidin diyen nasıl yanlışsa, Risale-i Nur'un metnine esas alın, lugatın dışında başka meşgul olmak yanlıştır diyen de dairenin içi. Esas alın demek de, yani aslında Risale-i Nur'u gösterirken kendi kanaatına ittiba etmiş oluyorsunuz. Çünkü Risale-i Nur onu söylemiyor. Çünkü Risale-i Nur Kastamonu 146'da vesairede diyor ki 56'da şu parça şuraya kadar, şu parça şuraya kadar, şu parça şuraya kadar bir araya getirse mükemmel bir şerh ve izah olur diyor. Bu ne güzel dilin bir tanesi de Asay Musa'dır. Toplamadır. Tamam? Hizmet rehberini Zübeyir abi yapmış. Zübeyir abi yapmış hizmet rehberini. Mesela tarihçi hayatı abiler şey yapmış. Ya onun dışında
Ustad 1956'da resmi basılmış ortada Risale-i Nur. Hani var ya bazıları parmak karşı falan diyor. Bu da acayip bir ifsat komitesinin parmağı. Ustad 1960'da vefat ediyor. Resmen matbaada tamamı 1956'da basılıyor. 4 sene ustad sağ ve tahsilinden geçiyor. Parmak karşısı anlamaz mıydı ustad? Tamam. Dolayısıyla Risale-i Nur'daki intibahlarını, tespit ettikleri ilmi hakikatleri, mana mertebelerini Barla'da ustada takdim ediyorlar ve ustad da bize örnek olarak gösteriyor. Ha, tehlike nerede var? Nasıl ki Kur'an esastır. Bu insanlar nasıl şey yapıyor? Çünkü vicdanını şey yapıyor, aktif ediyor. Yani Kur'an'dır. Baksana ya adam bana gelin diyor mu? Çaktırmadan bana benim dediğimi yapın diyor. Çünkü Allah Resulü'ne devre dişi yapıyorsun. Abilerin anlayışını devre dişi yapıyorsun. Hani Kur'an'ın anlayışı olan sahabelerin anlayışı, mücedidlerin anlayışı, ona bakışını, mezhep imamların anlayışını devre dişi yapmak nasılsa, ama güya sen bu sözle Kur'an'a ittiba ediyorsun. Kur'an'a ittiba etmiyorsun. Adamın fikrine ittiba ediyorsun ama anlamamışsın. Risale-i Nur'u esas alın, kafa kaldırıp izah edene ittiba etmeyin diyene ittiba ediyorsunuz. Külliyata ittiba etmiyorsunuz. Külliyat değil o. Hatta tam ters. Çünkü külliyatın emridir. Şer ve izah vazifenizdir diyor. Ve devam edecektir diyor. Tamam mı? Abi abdesti yok diyenin o adam dediğini bilmeyen kendisi zannediyor ya. Halbuki o adama ittiba ediyor. Nasıl bir de söyle ne dedik ama? Yani, abdestin yok diyor ya bize şeytan. Şeytan abdesti evet. Şeytan diyor ki abdestin yok. Onu ayırt edemeyen kendisine gelen zannediyor. Çok güzel bak. Abdestin yok. Biraz önceki almaya kendin zaten öyleydi. Var dedim ya ben görüyorum senin abdestin var dedim. Var değil mi Hasan kardeş? Tabii var dedim abi kıl dedim. Yani, sefer duha namazı kılacak. Mescid, hayat-ı mescid namazı kılacak galiba. Uçaktan inmiş. Ya yapsam iyi olur. Niye abi dedim ekmek gibi hayat olmaz ki dedim. Abdestin hayatı yoktur dedim. Dedim simandan abdest gözüküyor. Var değil mi Hasan kardeş dedi ya. Adam. Ha şimdi burada 18 bin alim var mı? Var. Şimdi abdestin yok. Üç ayırıyoruz ya benim nefsim, benim ruhum, ben diyen. Abdestin yok. Budur. Bu diyor. Ha kendisiyle şeytanı ayırt edemeyen onun sözünü kendi sözü zanneder. Ha, şimdi burada tehlike olan şu. Eğer metni esas alıp ısrar edersen ne anladınsa ilme en büyük ihanet ve darbeyi vurmuş oluyorsun. Mana merti ne yaparsın? İnsanları ülfet belasına sokarsın. Bugün cemaatlerin, nur cemaatin gruplarının bazılarındaki hantallık bu beladan geliyor. Yani bu Risale-i Nur deyip kendisine ittiba ettirenlerin hantallıklarından geliyor. Oysa tarihçeye bakın. Oysa Zübeyir abi ustadın sirkâb-ı tibi değil mi? Gir Allah aşkına ya. Bunu Rüştü abi Rüştü abiye kendisi şey verdi. Zübeyir abi verdi iki kaset. Vesvese ve Uvvet Risalesini ders yapıyor. Zübeyir abi. Zübeyir abiden daha sadık mısınız? Ey bunu iddia edenler. Zübeyir abinin iki kasetini ibraz ediyorum. Size gösteriyorum. Ders nasıl yapılıyor? Efendim konferansta böyle diyor. Konferansta diyen zat Zübeyir abi yapıyor. Ha nedir o? Konferanstaki şey eğer adam mevzuya hakimse ya ben bir şey izah ederken kafayı kaldırırım. O metne hakimsem ezberden söylerim ve bil mana söylerim. Tam metni olmazsa da bil mana. Bil mana caiz midir? Ustad diyor ki hadisi bil mana caiz. Hadis 3-4 tane 5 tane hadisi komple alemine şey yap ama hadis-i şerifte böyle buyuruyor deme. Bil mana hadiste şöyle diyor. Yani mana metni değil. Bil mana hadis caiz ise bil mana Risale-i Nur hadade caizdir. Ona delil nedir? Rabbehu Rabbini mesene ödürü diyeceğiz diyor. O Rabbine nida ettiği zaman biz Rabbim diyeceğiz diyor. Tamam. Mesela Hizbul Kur'an. Hizbullah Kalkinure'deki. Kur'an'ın ta kendisi değil. Kendi alemimizdeki Kur'an'la ortaya konmuş değil mi? Dolayısıyla Kur'an, Kur'an'dan başka dokunmayan hiçbir şeye bakmayacaksınız. Mealinden başka yani manasından başka, zahirinden başka yok, bir şeye meşgul olana bakmayacaksınız demek neyse size Risale-i Nur onun lügatının dışında bir şeyle iltifat etmeyeceksiniz demek aynıdır. O geniş dairenin, İslam dünyasının sıkıntısıdır. Bu dairemiz içindeki sıkıntıdır. Ve insanları ülfet hantallığına attığı
Kendisi de atılmıştır zaten. Mesela Google'a gireceksin. Zübeyir abi vesvese yaz ya. Zübeyir abi verdi o kaset iki tane. Rüştü abi, Rüştü abi de bana verdi. Ben de internetleri yaydım 1992'de. Şimdi internet her tarafta var. Uvvet Risalesi'yle vesvese Risalesi. Zübeyir abi de. Bak nasıl izah ediyor. Bak bir bakın ya. Bir örnek ver. Bu da böyle. İşte demek ki malumat ve izah ve şer. Şer ve izah bir tarafa. Malumat. Malumat kafayı kaldırıp da hayret ve dehşet verecek. Evet arkadaşlar, Allah öyle bir Sani Zülcelal'dır ki sineğin kanadındaki şu kadar damar vardır. Her damarın içerisindeki çap şu kadardır. Damarın, bildiğim için söylüyorum, damar 7 katmandır. Her katmanda da 7 şey vardır. Mikro milimetre şöyle de böyle. Kafayı kaldır. Risale'nde var mı kardeşim bu? Bir tane alsın hadi içerisine. Nerede olabilir yakın içine alacak? Ha, bu malumattır. Koyma bunu. Tamam. Peki.